herkes 3. Dünya Savaşı mı olacak diye beklerken o son noktayı koydu. Savaş çoktan başladı. Hazır ol Cenk'e, istersen Suhu Salah diyen eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 3 aşamalı savaşın ilk aşamasında olduğumuzu söyledi. Belki de birkaç yıl önce kimse ne Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını, ne Filistin'deki savaşın büyüyeceğini, ne de Çin-Tayvan geriliminin bu kadar artacağını tahmin edemezdi. Ancak şu anda dünyanın dört bir yanında savaşlar yaşanıyor ve olup bitene göz yumuyor. Bir yanda da ülkeler savunma sanayi bütçelerini artırıp silahlanmaya tam hız devam ediyor. Mesela Almanya. Yeni tehditler için hazırlıklara başladım. Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç'a yığınak yapmaya başlarken Güney Kıbrıs katliamın merkez üssü haline getirildi. Peki bu tabloda hangi ülke savunmaya ne kadar harcama yapmış? Amerika Birleşik Devletleri 877 milyar dolarla 2023'te zirvede yer alırken hemen ardından Çin ve Hindistan onu takip etti. Listenin devamı sırasıyla şöyle: Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore ve Japonya. 2021'de savunma bütçesini artıran ülkemiz dolar kurunun artması sebebiyle 2023'te listede düşüş yaşadı. Savunma sanayi özelinde yerli ve milli odaklı bir politika yürüten Türkiye, birçok platformu ithal etmek yerine yerli imkanlarla geliştirmeyi hedefliyor. Yani ihracatını artıran Türkiye, ithalatını ise düşürüyor. Türkiye'nin küresel silah ithalatındaki payı 2018-2022 yılları arasında %2.4'ten %1.3'e geriledi. Türkiye'nin toplam silah ithalatı 2018-2022 zaman diliminde önceki 4 yıla göre %49 oranında azaldı. Yani aslında Türkiye savunma sanayisini de güvenlik konusunu da hiçbir zaman ihmal etmedi. Bu duruş ve özgüveniyle her zaman savaşa hazırım mesajı verdi. Nitekim eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da zamanla mekan için menfaatlerin uygun bulunduğu an çatışmanın büyüyeceğini, ancak ülkemizin daima bir savaşa hazır konumda olduğunu belirtti. Akar, silahlanmanın ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti ve atalarımızı iyi değerlendirip olaylara objektif, bilimsel ve akılla bakmamız gerektiğini söyledi. Akar'a göre savaşın 3 safhası bulunuyor. Bizler şu anda ilk aşama olan hazırlık safhasındayız. Bu aşamada muharebe sahası düzenlenir. Diplomatik, siyasi çalışmalar olur ve ittifaklar kurulur. Deyim yerinde ise ülkeler blok hazırlığında. Eski Genelkurmay Başkanı'nın yorumu bu şekildeydi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ben Sümeyye Falkan. İçeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olabilir ve içeriklerimizi beğenebilirsiniz. Ayrıca Haberyedi YouTube kanalının bildirimlerini açmayı unutmayın.